60 dakika ile karşınızdayız. İyi akşamlar diliyorum. Herkese tekrardan iyi haftalar olsun. Başlayalım. İlk konuğum Yücel Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Gözde merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki bugün piyasa fiyatlamaları üzerine bol bol konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın sürpriz diyorum faiz artırmama kararı sonrasında TL varlıklarda negatif fiyatlamalar görmüştük. Devamı gelir mi gelmez mi derken bugün içerideki haber akışıyla birlikte bunun devamını gördük. Hafta geneline yayılır mı? Nasıl bir seyir bekliyorsunuz Borsa İstanbul adına? Yayılabilir açık konuşmak gerekirse, çünkü bu hafta bizim için biraz da kısa bir hafta, 29 Ekim'den dolayı 3,5 gün işlem günü düşünürsek, borsa için konuşursak bunu neredeyse bir günde geride bıraktık, 2,5 gün kaldı ve sonrasında da hemen Amerikan seçimleri 3 Kasım'da geliyor. Dolayısıyla tabii ki tamamen Türkiye ile ilgili belki gelişmelerden, hani Borsa İstanbul'un şu anki performansını değerlendirmek doğru olmayabilir ama neredeyse %50-60 belki biraz daha fazla Türkiye'nin de içinde bulunduğu veya işte son dönemde özellikle hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bazı ifadeleri sonrasında işte Avrupa'daki Hollanda, Fransa gibi zaman zaman S-400 meselesinde Amerika ile olan bir nebze ikili ilişkilerdeki tedirginliğin hemen yarın geçmeyeceğini düşünürsek, işte yurt dışında DAX'ta %3'ün üzerinde, S&P'de %2'nin üzerinde belli bir zamandır giden yatay piyasalar sonrasında her ne kadar destek paketi işte açıktan çıkacak derken bir nebze onların da seçime odaklandığı ve yeni başkanın kim olacağı konusunda ve riskleri konusunda da daha net fiyatlandığı bir hafta başlangıcı olduğunu düşünürsek, bir kısım Türkiye'nin işte kur hareketini, bir kısım CDS hareketini de sizin de biraz önce bahsettiğiniz Merkez Bankası'nın son kararı sonrasında da aslında bir nebze aslında enflasyonu da bekleyen bir Türkiye ile devam edebilir. Yani belki bugünkü kadar sert olmayabilir piyasa hareketi ama özellikle 1185'in borsa için aşağı kırılması ve kurun 8'in üstünde seyretmesi devam ettiği sürece, diyelim ki kısa vadede sanki borsa bu seviyenin altında kalarak aslında teyidi verecek gibi duruyor. Ben hafta genelinde devam edeceğini düşünüyorum. Yurt dışı piyasalarda da aslında benzer bir süreç, her ne kadar işte Amerika'nın büyümesi ve belki bu akşam ya da yarın olası bir destek paketi haberi gelmesi ihtimaliyle zaman zaman düzeltmeler olsa da bir nebze bir 2-3 haftalık en azından minimum bu Amerikan seçimi riskinin satın alındığı o piyasalardaki yataylığın da negatifliğe döndüğü, tabii burada vaka sayılarının da Türkiye ve dünya genelindeki yayılmasını da eklemek gerekiyor. Bir piyasa içinde olacağız gibi duruyor. Dolayısıyla bugün değil aslında, birkaç gündür başlamıştı. Bugün devam etti piyasadaki tedirginlik. İşte bir nebze dolara talep gelmesi, yani Amerikan dolarına talep gelmesi, Amerikan tahvillerine talep gelmesiyle de bunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye açısından iç ve dış gelişmeler maalesef bu haftada bu sürecin çok bu kadar yoğun olmasa da devam edeceğini bana düşündürüyor. Böyle de olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki bu TL'deki değer kaybının önünü kesmek adına önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan direkt olarak mesela politika faizinde bir artırım hamlesi daha gelebilir mi? Yoksa yine koridor üzerinden mi bir takım adımlar atılacaktır? Orayı nasıl okuyorsunuz? Ya açık konuşmak gerekirse, yani bu kadar yakın bir zamanda Merkez Bankası kararını vermişken, işte çarşamba günü yanılmıyorsam enflasyon raporunu açıklayacak, evet, olduğu bir durumda yani ben çok net bir şey beklemem, politika değişikliği beklemem. Biraz önce bakıyordum, 12.92 kapamış bu akşam ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, 11.75'in çok üzerinde, yani üst bandın çok üzerinde. Neredeyse 14.75 geç likiditeyle bu anlamda, ki bizim işte daha önceki yayınlarımızda da hep böyle faiz ilişkisi, Merkez Bankası kararı konuştuğumuzda böyle riskler oluşabileceğini de göz önünde bulunduruyorduk. Yani bu geç likitte madem 300 bas puanlık bir marjla üst bandın üstünde kullanmaya devam edecekse, yapabileceği enflasyon odaklı da gidiyorsa bu üst banttan devam etmesi. Yani bu sırada bu faiz oranları içerisinde aktif rasyoyu mu değiştirir, biraz parayı mı piyasadan yine kısmaya çalışır veya zorunlu karşılıklar tarafında
zaman zaman attığı o genişlemeci politikalara son mu verebilir? Bu gibi bazı oynamalar yapabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın zaten söylemlerinde yani faizi değiştirmemesi ve geç likiditeyi 150'den 300 bas puanlık bir marja çekmesinin ana nedeni bence enflasyonun, işte enerji fiyatı, kur hareketi ve piyasadaki talebin yetersiz olacağını son çeyreğe doğru beklentisi içerisinde aşağı doğru geleceğini düşünüyordu. Herhalde Amerikan seçimi riski veya piyasada böyle bir dalgalanma içinde ben geç likiditeyi kullanmaya devam ederim. 12 tane de toplantım var. Önümüzdeki ay bakarız gibi bir tutum vardı. Dolayısıyla benzer bir tutumla devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan hani biraz önce saydığım başlıklar içerisinde değişikliklere gidebilir. Ama ben kısa bir süre içerisinde şu oranda yani %13 faizle gittiğiniz bir yerde politika faizini bir hafta önce değiştirmediyseniz yani şu an o marjı kullanmanız doğru olmaz gibi geliyor. Ama tabii biz yanılabiliyoruz her toplantıda. O açıdan benim görüşüm herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ama Merkez Bankası değerlendirmesini yapacaktır tabii ki. Siz de enflasyon raporuna değindiniz. Şimdi bu yılın son enflasyon raporu olacak. Oradan nasıl bir görünüm çıkabilir? Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz beklenti anketlerinde de biz bunu konuşurken yukarı yönlü riskler var diyorduk. Ve kurdaki baskının hani önünün kesilmesi gerektiğini söylüyorduk. Aslında bir miktar böyle yavaş yavaş işte normalleşme adımları sonrasında ve ilk faiz artırımı sonrasında tamam biraz işte piyasalar sakinledi. Bundan sonrası için hani bunun devamı da gelebilir. Biraz daha sermaye akışını daha sağladık gibi bir imaj vardı aslında. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Şimdi Merkez Bankası bir kere yeni ekonomik programdaki yıl sonu veya önümüzdeki yıl enflasyon beklentilerine yakın bir tahminle gitmesi çok daha mantıklı bu kadar kısa bir sürede. Dolayısıyla bu yıl sonu için her ne kadar yanılmıyorsam sizin ankette 11.70 gibi bir yıl sonu beklentisi vardı ama onun biraz da altında bir kapanış. Şimdi emtia fiyatına yani petrole bakarsak kurda her ne kadar yukarı yönlü bir hareket olsa da bu oranlarla ve bu vaka sayılarının hani global anlamda düşündüğümüzde talep tarafının da yavaşlayabileceğini düşünürsek hani enflasyonda belki beklediğimiz o 10.5-11 arasında yıl sonu kalabiliriz. Belki böyle bir beklentiye doğru Merkez Bankası gidebilir ama benim açımdan esas önemlisi önümüzdeki yıl bu şartlar altında tabii ki faiz ve enflasyon dengesini nasıl kuracağız? Bu da tahmin ediyorum Amerikan seçimleri sonrasındaki piyasa yapısıyla şekillenecek. O açıdan yani son birkaç güne bakıp ya da cuma ile bugünkü harekete piyasada bakıp ben Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı veya revize edeceğini düşündüğümüz o enflasyon beklentilerini biraz daha yukarı yönlü revize edeceğini düşündüğümüz beklentilerde bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu iki günlük hareketle neyse iki gün önce ya da üç gün önce beklediği o yukarı yönlü revizyon ki yeni ekonomik programı çok yakın olacaktır. Onunla devam edeceğini düşünüyorum açıkçası ama gelişmeler şu an için aslında bunu hepimiz de konuşuyoruz. Yani vakalarla ilgili Covid gelişmesi ve özellikle de Amerikan seçimi sonrası piyasa gelişmeleri bir bilinmezlik içeriyor. Onu belki bir sonraki değil bir 15 gün sonraki programda daha net değerlendirebiliriz ama şu an için yeni ekonomik programa yakın son iki günlük fiyatlamaların kendi revizyonunu değiştirmediği bir Merkez Bankası ben çarşamba günü göreceğimizi düşünüyorum. Evet, bir miktar emtia tarafındaki geri çekilmeden destek alarak sizin aktarımınızdan öyle anlıyorum. Bir miktar da özellikle Merkez Bankası son faiz artırmadığı o karar metninde baktığımız zaman mesela içeride hem bireysel hem tüketici kredilerindeki normalleşmeye de atıfta bulunulmuştu. Evet. Dolayısıyla tüm bunların içeride enflasyona destek vereceği bekleniyor anladığım kadarıyla. Yıl sonu beklentilerinden de çok fazla şaşmaz diyorsunuz. Peki kur tarafına geri dönelim. Kurdaki bu artışın devam etmesi yani özellikle bugün mesela Borsa İstanbul tarafında hemen hemen pek çok firmanın etkisi yani genele yayılan bir satıştan bahsediyorduk. Ve hatta işte yine yayınlarda benim izlenimim yani anlatılan BIST 100 endeksi dışındaki hisselerin hani rally yaptığını söylüyorduk ya orada da bir geri çekilme olduğu görüldü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani bu tekrardan bunun da devamı gelebilir mi? Hani genele yayılan bir geri çekilme olabilir mi?
Şimdi Gözlem, şöyle bir durum. Bugünkü satış, evet katılıyorum, doğru, genele yayındı. Çünkü bazı şeyler üst üste geldi. Bu bir, yani hem yurt dışı negatifliği hem yurt içindeki bazı risklerin aynı zaman dilimi içerisinde ortaya çıkması. Bir, en belirgin ve bence en net nedeni şudur. Şimdi baktığınızda dünyadaki birçok endeks, Borsa İstanbul evet 1200'ün üstünde yeni bir bu yıl zirvesi gördü ama birçok endeks yurt dışında, Amerika veya Avrupa endekslerinden de biraz daha yakın bahsetmek gerekirse, son 15-20 güne çok yatay, yukarı aşağı hareketlerin çok sınırlı olduğu, hep böyle bir destek paketi üzerinde yoğunlaşan bir stratejiyle devam ettiler. Ama bugün gördük ki belki bundan 10 gün önce de bu satın alınabilirdi ya da 3 gün önce de satın alınabilirdi ama ilk defa bugünkü satışlarda bir destek paketlerinin biraz daha etrafından dolanarak Amerika seçimlerinde ben bu seviyelerde tamam destekler gelmeye devam edebilir ama endekslerin karşılanmasını, bu hisse fiyatlarının bu seviyede karşılanmasını istemiyorum diyen bir yatırımcı kitlesi var. Bu niye bir günde değişti derseniz, satışlar geldiğinde bazı kritik destek bölgeleri, işte DAX gibi, S&P gibi, Dow gibi endekslerde aşağı yönlü kırıldı. Şimdi buralar kırılınca satışlar, hani hep konuşuyoruz ya, işte robotik işlemler veya bir kar topu gibi devam eden satış dalgası, işte o bugün geldi ve bundan sonra da seçim öncesinde bence ne kadar pozitiflik olursa, mesela işte hafta içinde Amerika'dan 3. çeyrek büyümesinin işte %30'a kadar varabilecek bir yükselişle gelmesi de içinde olsa bile, artık o seçimi görüp ondan sonra yeni pozisyon almaya yönelik satışları biz bir gün gördük. Onun için Borsa İstanbul'da da biz hep konuşuyorduk. Yani yükseliş devam edebilir ama bir Amerikan seçimi riski var ve 1200 ile 1185 kritik seviyeler. Bugün Borsa İstanbul yatırımcısı da tahmin ediyorum 1185'in altındaki o açılış ve satış dalgası sonrasında yurt dışı satışlarda gelince bu işin biraz daha orta vadeli olduğuna inanarak ister endeks içindeki hisseler olsun, yani daha önce satış görmüş hisseler de var, bankacılık sektörü de var bunun içerisinde, İsterse yan hisselerdeki o kar potansiyelini hep birlikte bir kenara çekilme günü olarak algıladı açıkçası bugün ve satışların o açıdan %10'luk marjlara ulaşan şekilde gerçekleştiğini gördük. Biraz önceki, daha doğrusu yayın başındaki sorunuza istinaden de o açıdan ben bu negatifliğin, yani her gün bu kadar sert olmasa da bir süre daha devam edeceğini, seçim sonrasını piyasaların görüp ondan sonraki olası bir negatif pozitif haberi ya da gelişmeyi satın almak istediğini düşündüğünü tahmin ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de. O açıdan bugün o yataylığın bir kırılımını hem Türkiye'de hem de dünya piyasalarında gördük. Bu böyle çok kolay, hemen ikinci bir günde de geri dönüş tepkiler verse de bu algıdan hemen uzaklaşılmaz. Bu kadar yakın bir seçim riski varken diye düşünüyorum. O açıdan ben kırılımın nedeninin bu yataylık sonrası o verilen kararlar ve işlemlerin üst üste o satış dalgasıyla devam etmesi olarak görüyorum. Mesela şu anda da özellikle 1150'nin altında kalınırsa bu da bir teyit olarak belki 1120'lere kadar endeksi geri getirme potansiyeline ilk etapta sahip gibi gözüküyor şu an için. Evet, peki seçim fiyatlamaları nasıl etkileyebilir? Hani Biden senaryosu mu size daha yakın geliyor? Şayet Biden'ın seçilmesi durumunda hep konuşulan, yani gelişmekte olan ülkelere bir para akımının olabileceği beklentisi. Nasıl bir senaryo görüyorsunuz siz daha çok seçim tarafından? Ya tabii şöyle, başkanlara karşı ülkelerin de negatif pozitifliği birçok işte metin içerisinde ya da rapor içerisinde paylaşılıyor. Örneğin hafta sonu gördüğüm, belki de sizin kanalda da olabilir, Biden'ın seçilmesi durumunda en negatif etkilenebilecek işte Türkiye ve Rusya gibi gösteriliyor genelde. Ama benim şöyle bir teorim var. Yaklaşık 10-15 gündür de bunun üstünden gidiyorum. Yani biz destek paketleri üzerinde yükselen bir borsa Amerika önderliğinde dünyada gördük. Ama burada Biden da seçilse, Trump da seçilse bir negatif senaryo üretebilecek bir
gelişme potansiyeli var. Nedir? İşte Temsilciler Meclisi ve Senato üzerine kurulabilecek bir işte düşünce yapısı diyelim. Veya Trump'ın daha agresif olabileceği düşünce yapısı. Ya da Biden seçildikten sonra işte borsaların veya davranış tarzından dolayı piyasaların negatif etkilenebileceği. Yani %80 senaryo aslında bu fiyatlar içerisinde bir satış dalgasının kısa vadeli gelme ihtimali bana gösteriyordu. Tabii önceden bu çok sert olursa bunun pozitif senaryosu daha hızlı gerçekleşir. Hatırlarsanız ilk Trump'ın seçildiği seçimde de işte Amerika çok kötü olur, piyasalar çok kötü olur, dolar negatif etkilenir dedik. 32, 36 neyse 2 gün içerisinde, saat içinde de hemen pozitif bir fiyatlama gördük. Benzer bir durumu biraz uzayarak bu seçim sonrasında da görebiliriz. Onun için ben Biden negatif, Trump pozitiften ziyade iki başkanın seçim sonrası borsalar bu seviyede olduğu için, piyasalar belli bir yerde yeni hikaye üretmek istediği için ve kar marjını daha düşük seviyelerde yaratabileceği için negatif senaryonun iki başkan için de öncelikle satın alınacağını, sonra duruma göre, şu an bilemiyoruz, ben de bilmiyorum, dünyada büyük ihtimal kimse de bilmiyor, seçim mi uzayacak, yakın uzun mu olacaklar, kim senatoyu alacak, kim alamayacak, nasıl bir medya kurgusu olacak, bunu da açık söylemek gerekiyor Amerika'da. Ve sonra yeniden dünya %3-5 arası 2011'de büyüyecek, işte aşı çalışması gelebilir. Biden veya Trump aslında piyasaların dostu, işte Türkiye'yi de söylersek %6'ya yakın büyümeyi düşünüyor gibi bir senaryo içinden 2021'e doğru, belki Aralık ve sonrasında yeniden iyimserlik olabilir diye düşünüyorum. O açıdan ben başkan ayrımı yapmıyorum diyeyim açıkçası. Ama piyasanın genel düşünce tarzı bu olabilir. Bugün yaşadığımız satışlarında, dünya genelinde biraz bunun öncüsü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu teoriyle de büyük ihtimal seçim öncesi ve sonrası benzer bir düşünceyle devam edeceğim gibi gözüküyor. Evet, şimdi dediğiniz gibi hakikaten piyasa aslında belirsizliği sevmiyor. Dolayısıyla önümüzde hani hangi aday başkan olacak, o daha önemli bir unsur olacak hali hazırda. Ama bir de belirsizlik demişken Covid-19'u tabii ki konuşalım. Şimdi Avrupa'nın atmış olduğu adımları nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir hani daha sonrası için, yani ekonomiler kapanacak anlamı taşıyor mu? Şu anki fiyatlamaların içine ne kadar sizce sirayet ediyor mesela, ne öngörüyorsunuz oradan? Şimdi biz Mart'taki kadar dünyada evet, yani bu vaka sayıları vesaire artmaya devam etse de bence tedirgin değiliz. Yani ne olduğunu biliyoruz artık, hastalığın nasıl etkilediğini, nasıl tedavi edilebildiğini az çok. Ve biraz daha yani son 6 ay 7 ay içerisinde yapılanlarla daha tedarikliyiz yani. Ama şu da bir gerçek, bir Haziran Temmuz kadar da pozitif değiliz ekonomiler için. Neden? Çünkü bunu hepimiz biliyoruz ki bu süreç zorlanmaya başladığında, yani mesela sosyal hayatın normalleşmesi zorlanmaya başladığında bazı kısıtlamalar gelecek ve bu kısıtlamalar her ne kadar faiz oranları dünyada düşük, destek paketleri gayet yoğun olmaya devam etse de veya etme potansiyeli içerse de ekonomilerin o üçüncü çeyrekteki muhteşem inmesi yukarı doğru bir kenara bırakarak yeniden rolante bir şekilde, yani kendi yapıları içerisinde, Avrupa için de bunu konuşmak gerekiyor, biraz daha daralarak veya yataylaşarak gitmesi söz konusu olur. Bu da yani toparlama sürecinin her geçen gün biraz daha bizden uzaklaşmasını getirir. Yani çok kötümser değilim ama yaz ayları sonrasında bir 4-5 aylık, yani aşı bulunsa, kullanılmaya başlansa da artık bundan sonra dünya bu şeyle diyelim, yani bu kısıtlayıcı tavırla kışı geçirecek gibi bir algı içerisinde. O açıdan bunların da özellikle hizmet sektörü, ulaştırma sektörü için hala çok tedirgin edici bir süreç olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla o iyimserlikten uzaklaştık ama ben dünyanın Mart kadar, Nisan kadar da panik içinde olmadan bu süreci, ekonomiler mümkün olduğunda açık bırakılarak devam edilmesi sürecini yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama yani iyimserliğin veya iyileşmenin ekonomilerde de şimdilik biraz daha yataylaşmaya kendini bırakması söz konusu olacak. Bu da borsalardaki, varlık fiyatlarındaki o inanılmaz hareketlerin biraz daha önüne geçecek, daha yatay, zaman zaman aşağı hareketleri de birçok üründe, yalnız borsada değil,
göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Altın içinde bunu söyler misiniz peki? Çok güzel, çok güzel bağladınız. Kısaca söylerim. Yani onu da şöyle ifade edeyim. Hani diyebilirsiniz ki bu kadar karamsal bir durum içerisinde o zaman altında da bir talep oluşabilir mi? Bunu aslında seçim sonrası göreceğiz ama geçtiğimiz 2,5 aya baktığımızda kurumların taşıdığı pozisyonlar, işte bu fonlar içindeki altın miktarı ne kadar fiyatlar yükselmeye çalışsa da değişmiyor. Dolayısıyla yeni bir alım dalgası seçim sonrası gelmezse, şu an için ons altın bazlı konuşursam, 2000 dolarları geçmeyen bir ons altının 2011'e benzer önce bir yükseliş hareketi seçim sonrası ama sonradan bu son gördüğümüz yatay aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. Bunu tek değiştirecek şey bir kaos ortamı diyelim çok net. Buna harcanan paranın çok daha fazla piyasaya gelmesi, o destek paketlerinin ve yeni bir rallinin altında 2300-2500 hareketini yaratması. Onun haricindeki tüm yatay ve biraz önce bahsettiğim riskler de içerse, ben altının yeni zirvesinin, yani bu yılki zirvesinin 2070 dolar, yeni zirvesinde bu yıl içinde gelmeden yükseliş hareketlerinin şimdilik sınırlı kalıp bahsettiğiniz gibi altında da aşağı yönlü hareketlerin olabileceğini bu doygunluk içerisinde düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Yücel Tonguç Erbaş bizlerle de efendim. Devam edelim. ABD seçimleri demişken ABD'deki son durumu öğreneceğiz. Dilge Timuçin bizlerle, Voice of America Türkçe muhabiri. Dilge, hoş geldin yayınımıza. Öncelikli olarak tabii ki seçim maratonu. Neler konuşuluyor? Ne kadar oy kullanıldı? Posta yoluyla epey bir oy katılımı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Nedir rakamlar? Doğru. Artık son düzlükteyiz. 8 gün kaldı başkanlık seçimlerine. Biden cephesini sevindiren bir gelişme de diyebiliriz. Amerikalıların erken oy kullanmada tabii rekor rakamlara ulaşması, erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oy kullandığı bildirilmiş durumda. Posta yoluyla oy kullananların sayısı 38 milyonu geçti. 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını birebir kullanma yolunu tercih etmiş durumda. Demokrat seçmenin erken oy kullanmayı daha fazla tercih ettiği de belirtiliyor. Biden umudunu artıran tabii Demokrat adayın sadece erken oy kullanmaya yoğun katılım değil, 2016'da sandığa gitmeyenlerin önemli bir bölümde bu sefer oy kullanmakta kararlı görünüyor. Pew Araştırma Merkezi bir araştırma yaptı. Ankete göre Biden 2016'da oy kullanmayıp 3 Kasım'da oy kullanacaklar kategorisinde Trump'ın 16 puan önünde. Tabii bir başka avantajı da seçime çok az kala bir süre Biden'ın harcamalar için kullanabileceği kaynağında hala fazla olması. Seçim ekibinin kasasında 177 milyon dolar var. Trump'ın ekibi ise 63 milyon dolara inmiş durumda. Kararsız eyaletlerin önemli bir bölümünde de anketlerde Biden Trump'ın önünde. Ama tabii fark ülke genelindeki kadar fazla değil. Bazı eyaletlerde aradaki fark sadece 1 puan. 29 seçici delege oya sahip Florida, Amerika'da tabii seçim sonucunu belirlemede en kilit öneme sahip eyaletlerden biri. Amerika'da başkanlık seçim sistemine göre seçilmek için oy çokluğu değil, seçici delegelerin 270'inin oyunu kazanması gerekiyor ki 4 yıl önceki seçimlerde Demokrat aday, hatırlayacaksınız, Hillary Clinton seçim gününe kadar anketlerde genelde öndeydi ama seçim gelirse sonuç farklı olmuştu ve ülke genelinde fazla oy almasına rağmen delege sayısında geride kalmıştı Hillary Clinton ve tabii Beyaz Saray'a Donald Trump gelmiş. Şimdi uzmanlarla konuşuyoruz. Günün sonunda o eyaletler birbirine çok yakın olacak. Bu nedenle Biden'ın patlama yapması ya da çok az farkla Trump'ın zafere ulaşması olasılığı var diyor uzmanlar. Bu eyaletlerde ayrıca Biden'a desteğin %50 üzeri ya da civarında olduğunu görüyoruz. Ki Clinton'a destek hiçbir zaman %50'lere çıkmamıştı diyenler de var konuştuğumuz uzmanlar arasında. Tabii bütün bunlara rağmen Trump'ın 2016'da 3 kritik eyaletlerden Michigan'da, Pennsylvania ve Wisconsin'da toplam sadece 78 bin oy farkla başkanlık koltuğuna oturduğunu da hatırlatıyorlar ve Amerika'da ortalama verilere göre seçmenlerin yaklaşık %40'ı seçimlerde oy kullanmıyor. Bu oran 2016'da değişti. 137 milyon Amerikalı 2016'da oy kullandı. Bununla birlikte 100 milyonu sandığa gitmedi. Bu yıl 150 milyon kişinin oy kullanacağı tahmin ediliyor ki bu da ülke seçmenin %65'ine tekabül ediyor. Hatta 1908'den beri en yüksek seviyede katılım olabilir. Dilge, ama evet, dediğim gibi. Evet, peki teşvik paketi sence seçim sonrasında mı kalacak? Ne konuşuluyor? Kısaca onu da bir değerlendirebilir misin?
Yani teşvik paketiyle ilgili evet bugün de görüşmelerin devam edeceği söyleniyor. Trump yönetimiyle demokratlar arasındaki bu ekonomik teşvik paketi görüşmelerinin devam edeceğini Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow açıkladı bugün. Destek paketine ilişkin işte görüşmeler yavaşladı ancak hala devam ediyor dedi. Demokratlar tabii son aylarda 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul ettirmeye çalışıyordu. Ancak demokratların istediği daha geniş kapsamlı bir pakete senatodaki muhafazakar cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Tabii demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde önemli bir payı var burada. Başkan Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bu paketin ayrıntılarıyla ilgili görüşmeler yürütüyor. Pelosi tarafların yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaşıya varabileceği konusunda iyimser konuşuyordu. Hatta Beyaz Saray'la süren görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanabileceğine inandığını kaydetmişti. Yeni korona yardımının 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce de kongreden geçmesini umduğunu söylemişti. Ancak cumhuriyetçiler bunu söylemiyor. Çoğunlukta olan cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ise paketi seçimlerden önce geçirmek istemediklerini belirtmişti daha önce. Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı. Bir senatör evet. Çoğunluk lideri McConnell ve geniş kapsamlı bir yardım paketini senatoya getirmeyi istemediği şeklindeydi ki zaten öncelikleri de şu anda Anayasa Mahkemesi adayı Amy Coney Barrett'ın onaylanması ve ki bu oylama da bugün gerçekleşecek. Peki vaka sayısına dair hani artış var ama şu anda ek kısıtlamalardan bahsedilmiyor. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde eyaletler bazında bir değişikliğe gidebilir mi? Sence birkaç cümleyle onu da alayım. Şu anda tabii 8 milyon 700 binden fazla vakadan bahsediyoruz. 230 bine yaklaştı can kaybı. Eyaletler bazı dediniz tabii. 50 eyalet, 50 farklı yönetim. Bunu birçok yayınımızda söyledik. Eyaletler bazında bu tür şeyler olabilir. Demokrat eyaletlerde daha fazla kapanmaya yakın bir eğilim olacağını söyleyebiliriz. Peki. Ancak Cumhuriyetçi eyaletlerde böyle bir şey beklemiyoruz. Dilge çok teşekkür ediyorum detaylı aktarımın için. Görüşmek dileğiyle devam edelim. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç otomobil pazarının yılı 750 bin 800 bin seviyesinde kapatmasını beklediklerini söyledi. Aytaç Fiat'ın ürün gamına gelecek yıl yeni bir gövde tipinin katılacağını da söyledi. Altan Bey pazarla başlayalım. Yılın son çeyreğine görüyoruz, giriyoruz. Pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok enteresan bir yıl oluyor hakikaten. Bütün dünyada ve tabii Türkiye'de de çok zorlu koşullar. Yılın ilk çeyreğinde aslında çok ciddi, kuvvetli bir pazarla beraber yıla başlamıştık. Yani çok yüksek rakamları telaffuz ediyorduk. Sonra pandeminin ortaya çıkması, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle Nisan-Mayıs aylarında kısıtlamalarla birlikte, mecburi kısıtlamalarla birlikte durağan bir döneme girdik. Sonrasında ise özellikle Mayıs ayının ikinci yarısından, bayramdan sonraki süreçte hem faizlerin düşük olması, hem de ertelenen talebin ortaya çıkması, bir de özellikle pandemi döneminde mobilite ihtiyaçlarını biraz daha müstakil hareket edebilme ihtiyacının artmasıyla birlikte yaz aylarında çok ciddi bir talep gördü otomotiv sektörü. Haziran, Temmuz, bu Ağustos'ta da devam etti ve nitekim Eylül, Ekim aylarında baktığımızda pazarın büyüklüğünü bir nevi bulunurluk belirliyor. Yani pazardaki araç miktarı neyse o da satılabilir vaziyette. Dolayısıyla bu yıl her ne kadar Nisan-Mayıs aylarındaki pandeminin etkisiyle bir böyle duraksama dönemi yaşanmış olsa da talep hala yüksek gidiyor. Ve otomotiv sektöründe yılı 750 bin 800 bin seviyesinde kapatmasını bekliyoruz. Eylül ayı 90 bin seviyesi gerçekleştikten sonra pazar 9 ayda 500 bin seviyesine geldi. Aynı pazarın Ekim, Kasım, Aralık'ta tekrarlanması durumunda bile 770 bin adet civarında otomobil ve hafif ticari araç satılacaktır. Dolayısıyla zor başlayan ve zor devam eden ve açıkçası sadece otomotiv sektörü için değil tüm sektörler için zorlu geçen 2020 yılında eğer bu talebi kaybetmezsek yıl sonuna kadar önemli bir pazarla yılı kapatmış oluruz. Şimdi ÖTV mevzuatındaki değişikliği iki yönlü ele almamız lazım. Dolayısıyla iki kademeli bakarsak aslında 120 bin liranın altında hatta 130 bin liranın altında araçların matrah değişikliğinden dolayı bir miktar fiyatları geri gelen araçlar da oldu. Yani %50'lik dilimdeyken 45'e, 60'lık dilimdeyken 50'lik dilime düşen araçlar da oldu. Ama bir miktar araçta %60 yeni %80 ÖTV'ye maruz kaldı. Fiat markası olarak biz Egea projesi en başından itibaren iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesinden yola çıktık. Dolayısıyla çeşitli motor seçenekleri ve donanım seçenekleri her kesimden müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz. Özellikle de ulaşılabilir olması açısından
hem benzinli hem dizel motorlarımızda ÖTV limitte %45 ve %50'lik ÖTV bariminde ağırlıklı olarak seyrediyoruz. Sadece 500 ailesinin 500X modellerinin üst versiyonlarında, özel serilerinde, sport versiyon gibi serilerde bir üst dilime geçti. Bunun dışında fiyat markası olarak biz fiyatlarımızı da ÖTV dilimlerinde %45'lik ve %50'lik dilimlerde korumayı başardık. Bugünlerde hummalı bir çalışma var Tofaş Arge'de ve Bursa'daki Tofaş fabrikamızda. Egea'nın yeni özellikleriyle makyajlanan Egea'yı 2021 yılından itibaren satışa sunmak üzere son artık aylara geldik. Bu çalışma esnasında tüm Egea ailesi yenilenirken bir de yeni bir gövde tipi daha Egea ürün gamına katılacak. Mevcut sedan, hatchback ve station wagon gövde tiplerine ilaveten bir de crossover versiyonu Egea Cross 2021 yılından itibaren satışa sunacağımız Egea ailesinin yeni modeli olacak, yeni versiyonları olacak. Pazar payıyla devam edelim. Pazar payınızı nasıl yükseltmeyi hedefliyorsunuz? Şimdi sedan ürün gamı ağırlıklı Egea sedan toplam Ege ailesinde önemli bir yer teşkil ediyor ve kendi bulunduğu kompakt sedanda üçte birini pazarın neredeyse %35-%40 olarak yapıyor. Ve toplam Ege ailesinin otomobil pazarındaki pazar payının %14'lük payın %12'si neredeyse buradan geliyor. Kalanında hatchback ve station wagon modellerimizden yaklaşık %1,5'luk bir pazar payı elde ediyoruz. Cross'un da aileye girmesiyle beraber bu 1,5'ları 2,5'a hatta daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Otomotiv sektörüne dair bir diğer yorumda Tofaş CEO'su Cengiz Eroğlu'dan geldi. 2020'de %18,2 pazar payı aldıklarını belirterek bu 90'lı yıllardan beri en iyi pazar payı dedi. Cengiz Bey efendim, seneyi bitirmek üzereyiz. Son çeyreğe giriyoruz. Uzunca bir süredir pandemi devam ediyor. Dolayısıyla sektör nasıl gidiyor, onunla başlayalım. Tabii ki otomotiv sektörü aslında 2019'u iyi bir şekilde kapatmıştı. 2020'ye de hızlı bir giriş yaptık. Hatırlayacaksınız, Mart ayına kadar oldukça hızlı bir tempo vardı. Daha sonra pandemiyle beraber bu ister istemez kesintiye uğradı. Fakat pandemi sonrasında da Temmuz ayından itibaren özellikle uygun faiz ortamı otomobil olan talebi hızlı bir şekilde arttırdı. Şu anda da zaten Ağustos, Eylül aylarında bu ayda göreceğiz. Geçen yıla göre oldukça yukarıda rakamlarla kapatıyor pazar. Ve bu talebin de sene sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Peki siz sektörün önde gelen oyuncularından bir tanesiniz. Sizde durumlar nasıl? Tabii 2020 yılında en yüksek performansı Tofaş'ın markaları elde etti diyebilirim açıkçası. Otomobil tarafında çok iyi iş yaptık. Toplamda da %18,2 gibi bir pazar payı elde ettik ki bu bizim herhalde 90'lı yıllardan bugüne elde ettiğimiz en yüksek pazar payı oldu. Aynı zamanda premium tarafta da Alfa Romeo Jeep modellerimizde geçen seneye göre %164'lük bir artış gösterdiler. Dolayısıyla iyi perform ettiğimizi söyleyebilirim bu dönemde. Cengiz Bey, Doblo modelinin üretiminin bir yıl uzatılması ve yatırım tutarı karlılığı nasıl etkiler? Şimdi biliyorsunuz Doblo modeli tabii 20 yıldan beri bizim ürettiğimiz Tofaş'ın amiral gemisi ürünlerden bir tanesi. Tabii bu uzatma bu modele duyduğumuz güvenin bir göstergesi. Şimdi 21 başında biliyorsunuz ticari araçlarda 6D final motor seviyesine geçilecek. Aslında bu yaptığımız yatırımla da bu aracımızı 6D final seviyesine hazırlayarak ömrünü uzatma kararı aldık. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki efendim, şimdi ÖTV zammı hangi modellerinizi etkiledi? Pozitif yönde mi etkilendiniz, negatif yönde mi etkilendiniz? Nasıl yorumlamak lazım? Açıkçası biz ÖTV zammından veya ÖTV artışından nötr kaldık. Yani bizim modellerimizde olumsuz etkilenen, fiyatı çok artan bir aracımız özellikle fiyat tarafında yok. Bu açıdan pazarın nasıl büyüdüğü segmentlerde biz önemli bir oyuncuyuz. Zaten pazar payımızda ki artışta bunun bir göstergesi. Dolayısıyla biz marka olarak ÖTV artışından olumsuz yönde etkilenmedik. Cengiz Bey, şimdi kur yükselişinin ihracat gelirlerine ve özellikle üretim maliyetlerine etkisi şu an itibariyle nasıl? Tabii ki bu hem Tofaş'ın hem de otomotiv sanayinin ihracatı için önemli bir destek olacak. Yani rekabetçiliğimiz zaten bizim Türkiye'de iyi bir rekabetçiliğimiz var. Şimdi bu artan kur ortamıyla beraber yalnız otomotivde değil ihracat yapan bütün şirketleri olumlu etkileyecektir. Biz de bu açıdan ihracatımızda artış bekliyoruz.
Özellikle bu dönemde son çeyrekte ihracat düşüşü ve Avrupa pazarında fabrika kapanmaları bekliyor musunuz? Eğer bekliyorsanız bunu yurt içi pazarla telafi edebilir misiniz? Şimdi bence ihracatta en kötü kısmı atlattık. Çünkü pandemiden dolayı Batı Avrupa, özellikle biliyorsunuz Türk otomotiv sanayinin en büyük müşterisi Batı Avrupa ülkeleri. Batı Avrupa ülkeleri de pandemiden ülkemizden daha fazla etkilendiler. Ama şimdi Batı Avrupa'da da işlerin açıldığını görüyoruz. Eylül sonu itibariyle bakarsak ilk 9 ayda %29'luk bir kayba rağmen Eylül ayına tek baktığımızda %3'lük bir artış var. Aslında bu da Batı Avrupa'da bir toparlanma sinyali. Burada tabii belirleyici olan Batı Avrupa'da tekrar hareketlenmesini gördüğümüz pandeminin gidişatı olacak. Bunu nasıl yönetecekleri tabii ki bizim ihracatımız üzerine de etki yaratacak bir unsur. Ama normal şartlarda ihracatın artık artış trendinde olduğunu söyleyebilirim. Peki 2020 yıl sonu pazar payı beklentiniz nasıl? Biz mevcut pazar payımızı koruyarak kapatmayı hedefliyoruz. Tabii bu pazarın boyutuyla alakalı bir şey. Şu anda pazarda bulunabilirlik sorunları da var. Ama bizim hedefimiz şu anda Eylül sonundaki pozisyonumuzu sene sonuna kadar korumak olacak. Genel anlamda baktığımız zaman yıl sonu pazar nasıl kapanır? Yıl sonu pazarın biz 750-800 bin civarında bir büyüklükte kapanmasını bekliyoruz. Ama gene tekrar söylemek istiyorum. Bu tabii markaların bulunuluklarıyla da çok alakalı olacak. Çünkü iyi bir talep var iç piyasada otomotiv üzerine. Yani 800 bini zorlayabilir de eğer bulunuluk olursa. Cenk Bey, son olarak da Tofaş olarak yeni hedefleriniz, planlarınız nasıl olacak? Yeni hedeflerimiz, planlarımız öncelikle tabii çok iyi bir pazar payına geldik. Yani şu anda Türkiye'de aşağı yukarı satılan her 5 arabadan bir tanesi Fiat markasıyla satılıyor. Bu konumumuzu 2021 yılında da korumak, daha da güçlendirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Devam edelim Avrupa'daki son gelişmeleri almak için. Kapanışlar başladı Avrupa borsalarında. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Nasıl borsalardaki son durum? Gözde, haftanın ilk işlem gününde gün boyu endekslerde kırmızılar hakimdi. Yani endeksler günü satıcılı bir seyirle tamamladı. Avrupa borsanın genelinde %1'i aşan düşüşler var. Fakat Almanya borsası %3,5'a varan düşüşle Avrupa'nın genelinden görece negatif ayrıştı. Çünkü Alman teknoloji şirketi SAP'den gelen açıklamalar Alman DAX endeksinin negatif ayrışmasına etkili oldu. Çünkü bu şirketin borsa üzerindeki ağırlığı oldukça yüksek. SAP yaptığı açıklamada yıl sonu için gelir tahminini düşürürken salgının 2021 yılında ilk yarısı itibariyle talep üzerinde etkili olacağını ifade etti. Ve bu açıklamayla beraber şirketin hisseleri %23'e varan oranda değer kaybetti. Stoxx 600 teknoloji endeksini ise %7 civarında aşağı çekti şirket. Bunun yanı sıra önlemler devam ediyor. Bugün Avrupa borsalarındaki satışın temel nedeni ikinci dalga endişeleriydi. İtalya ve İspanya'nın önlemleri artırdığından bahsetmiştik. Şimdi gözler Fransa ve Almanya'dan gelecek adımlarda. Almanya'da Merkel'in bu hafta yapacağı toplantı sonrası yeni adımları açıklaması bekleniyor. Az önce Bloomberg'e yansıyan son dakikalarda Merkel'in de restoranlara ilişkin yeni adımlar atacağı belirtildi. Bunun yanı sıra Fransa'da ise Macron salı günkü toplantılarını iptal etti. Bir kabine toplantısı düzenleyecek. Yani bu haftada artık Fransa'dan yeni adımların gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Tüm bu haberler bugün Avrupa borsalarından satış getirmiş durumda Gözde. Ceren, çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Dakika devam ediyor. Mustafa Gültepe bizlerle, ekip başkanı. Hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Şimdi saat dilimi farkının ihracata etkisini konuşacağız. Avrupa ile olan saat farkı 3 saate yükseldi. Nedir fikriniz? İyi yayınlar Gözde Hanım. Evet, maalesef yine bu uzak mesafelere denk geldik, özellikle saatle ilgili. Daha önceden söyledik aslında bu dördüncü yıl tahmin ediyorum.
Çok fazla ilgili bakanlıklarımıza bu durumla ilgili olan düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve bizi ne şekilde etkilediğini aktardım. Ama bir değişiklik tabii olmadı. Özellikle övünmüş olduğumuz, Avrupa'ya yakınlık anlamda söylemiş olduğumuz coğrafi konumumuzu pozitife çevirme anlamında maalesef saat farkını tekrar yaşıyoruz. Düşünün İngiltere ile 3 saat farkınız var. Evet, onu kastetmiştim. Evet, İngiltere bizim hızlı pazarlarımızdan 2 milyar dolar yakın ihracat yapmış olduğumuz hazır gemi için önemli pazarlardan bir tanesi. Önemli olan tabii karşılıklı alıcı ile satıcının daha fazla beraber cinsini ortamda, hele dijital ortamında daha fazla ilişki ve işbirliği içerisinde olması. Biliyorsunuz Amerika ile olan özellikle saat farklarının ticarete ne kadar etki yapıldığını, saat farkları ne kadar minimize olursa ticaretin o kadar daha etkili, verimli olabileceğini el platformda ortaya koyduk. Yani biz hazır giyimciler olarak bu saatlerin, saat farklarının değişmesinden rahatsızız. Yani bir ihracatçı olarak. Çünkü biz istiyoruz ki müşterimizi aynı anda hızlı olalım diyoruz, çabuk olalım diyoruz, aynı anda cevap verelim ediyoruz ama onlar çalışırken biz 3 saat önce ya da 2 saat önce işleri bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim hazır giyim Peki. için bir sıkıntılı bir durum. Yani sürekli bakanlarımıza aktarıyoruz bu durumu. Bu saat farklarını minimize etmemiz lazım. Eski sisteme geri dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Devam edelim. Bugün önemli bir başlık vardı. Kripto paralarla ilgili olarak, özellikle dijital paralarla ilgili. Doktor Bora Erdamar'a soracağız. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikli olarak. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar evet, dilerim. Teşekkür ediyorum. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından yapılan açıklamalar önemliydi. Çığır açıcı bir durumdan bahsediliyor. Burada ne öngörülüyor sizce? Finans merkezinin topyekün nakitsiz sisteme geçmesi mümkün olur mu? Böyle bir öngörünüz var mı? Yakın zaman için hedeflenen nakitsiz toplumlar ve bunun aslında ilk adımlarını epey bir süredir görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sizinle de birlikte Çin'in dijital yuan dağıtımını konuştuk. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde dijital yuan ve halka dağıtıldı. 1,9 milyon Çinli vatandaşının için başvuruda bulundu. Bunlardan 50 bin talihli kişiye bu 1,5 milyon dolar değerinde dijital yuan dağıtıldı. Ve çok yeni Jack Ma'nın, Amazon'un Alibaba'nın kurucusunun söylediğine göre de artık dijital paraların biz Apple'ın cep telefonlarını dönüştürmesi gibi dijital paraların da normal paraları dönüştüreceğini göreceğiz dedi. Bu önemli bir söylem. Çünkü burada artık blockchain teknolojisiyle beraber sadece merkez bankalarının tekelinde olan para basma gücünün artık firmalara geçebildiğini görüyoruz. Ve hatta topluluklara ve hatta kişi bazında bile para basabilmenin imkanını sağlıyor blockchain teknolojisi. Tabii bu sebeple de bu işin daha regülasyonları, düzenlemeleri olacak ama bunun adımlarının mesela yeni dönemde diğer merkez bankalarının da Çin'in dijital yuan projesinden hemen sonra Powell'ın dijital dolar da yolda demesiyle, dijital rublenin de gündemde olacağının açıklamasının Rusya'dan yapılmasıyla görüyoruz. Dolayısıyla nakitsiz topluma doğru, özellikle e-ticaretin çok hız kazandığı, önem kazandığı bu dönemlerde Jack Ma'nın bu açıklaması çok önemli. Peki önümüzdeki dönemde hani sizinle konuşamadık o konuyu ama mesela PayPal gibi şirketlerden biliyorsunuz Bitcoin'in ödemeye geçileceğine dair ve başka kripto paralarla ilgili söylemler vardı. Bunun devamı gelebilir mi ve siz buradaki ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Yani çok fazla mesela dijital para var, yani coin var özellikle, kripto paralardan bahsediyorum. O tarafı nasıl görüyorsunuz? Üç kategoriye ayırabiliriz diye düşünüyorum blockchain teknolojisi üzerinde tanımlanan yeni nesil paraları. Bunların bir kısmı kripto para dediğimiz ve şu anda sayısı 6000'leri varmış, coin varan 6000'i aşmış coinler. Ve bunlar aslında blockchain teknolojisinin olabildiğince merkeziyetsiz ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bununla beraber bir kısmı tamamen aslında yine merkezi yapıda. Öte taraftan firmaların şu anda özellikle Amazon'un az önce ismini almıştım. Google bununla beraber hatta yakın zamanda Samsung ve Apple'dan da benzer hamlelerin geldiğini biliyoruz. Ve son gelişme PayPal. Bu tarz dijital ödeme kuruluşlarının da bu yarışta
kendi finans sistemlerini inşa etmek ya da mevcut dijitalleşen finans sisteminin as oyuncusu olabilmek için üzerine hamleler yaptığını görüyoruz. Bir taraftan da tabii ki aslında merkez bankaları bu işin sonuçta tek elidir. Yani bir paranın faizinin belirlenmesinden bütün para politikalarına kadar bu işin sahibi merkez bankası iken, şimdi bu dijitalleşme sayesinde firmaların, Facebook'un da bu arada geçtiğimiz aylarda bununla ilgili önemli projeleri olmuştu. Burada bir yükselişi görüyoruz. Bunlara biz daha merkezi yapıda olduğu için dijital paralar demeyi tercih ediyoruz. Merkeziyetsiz olanlarına da, blockchain teknolojisi üzerine kimsenin tek elinde olmayan paralara da bununla beraber kripto para diyoruz. İşte bütün bu yeni dijitalleşen dünyada, artık e-ticaretin dünyanın en önemli sektörlerinden birisi haline geldiği bir dünyada, merkez bankalarının para politikalarının da bu sıfıra yaklaşan faizler sebebiyle etkilerinin kısmi olduğu bir dünyada, artık bu dijital paralardan hem firmaların hem kişilerin finansal özgürlük anlamında hem de aslında merkez bankalarının medet umduğunu, yeni tasarımlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu başlı başına toplumların refahına, finansal özgürlüklerine, mesela yardımların yapılmasındaki pandemi döneminde Amerikan Kongresi'nde bu gündeme gelmişti. Bunları kolaylaştıracağı için çok önemli bir fırsat sunuyor hepimize. Peki Doktor Bora Erdemar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Noktalıyoruz efendim 60 dakikayı. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.